11. sorudaydık. Hocalarım buradan itibaren devam ediyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad vucidet fi kuburil fera'ineti kavariru muaddetun tamam Kavariru muaddetun. Kavarir kelimesi şişeler. Yani fanuslar belki. Lil ihtifazı bil uturi. Fakat bu ciddet bulundu. Fi kuburil ferahineti. Firavunların. Bu firavunun çoğulu fir ferahine. Firavunların mezarlarında, kabirlerinde bulundu. Ne bulundu? Naibi fail. Gavariru şişeler. Muaddetun hazırlanmış. Lil ihtifazı bil uturi. ...ıtır utur kelimesinin çoğulu. Itrun utur. Esans. Güzel koku. Esaslarla <laughs> korunmak için hazırlanmış şişeler. Hazırlanmış fanuslar bulundu. Şimdi Burada arkadaşlar huvel halu dediğine göre özellikle huvel hal bayağı önemli. Sebep şu. Öncesinde bir virgül var. Yani bu boşluk kısmı büyük oranda yeni bir cümleciğin başı, bir yan cümlenin başı. Bunu görmek lazım. Yani şuradaki virgül çok fazla önemli. Şimdi öncesinde ne dedi? Firavunların kabirlerinde güzel kokularla korunmak amacıyla hazırlanmış şişeler bulundu. Huvel halu fil yunaniye. Bakın burada firavunlar dediğine göre demek ki Mısırlılar. Bir de el yunani dediği için bir kıyaslama yapıyor. kıyaslama yaptığı belli her halinden. Bir de huvel hal. Haysu <laughs> vücidet nitekim bulundu. Nerede bulundu? Artık Yunanistan'da bulundu. Zücacatun <laughs> <laughs> fanuslar ya da şişeler. Lihifzil <laughs> uturi. Evet bu güzel esansları korumak, muhafaza etmek için nitekim e, Yunanistan'da da Yunan kültüründe de bazı cam malzemeler, fanuslar ya da şişeler bulundu. Şimdi kıyaslama olduğuna arkadaşlar bakın lima olursa sebep bildirir olmaz. Lemma olursa ben bir tarafta Firavunlar var, Mısır bir tarafta Yunanistanlar. İkisinde de benzer bir durum var. Benzerlik ne neyle arkadaşlar kurulur? benzerlik benzerlik herhalde kema yani hangisi teşbihse evet taban tabana benzerlik olduğu için Yunus kardeş ne olur benzerlik birbirinin devamını gerektirdiği için bakın kema bel zaten zıtlık bildirir aksine lima sebep bildirir bir sebep burada bağlayamıyoruz Lakin yine bel gibi bir aksilik, aksi bir durum ifade eder. Levla şart anlamı veya da teşvik anlamı var. Burada o anlama uygun hiçbir şey yok. Evet hocalarım. Önemli kelimeler neler? Gavarir şişeler. Müfrede garuratun. Muaddetun hazırlanmış. Eadde. Fiilinin müennes ismi mefulu. Eadde hazırladı. Etrun utur işte güzel koku esans başka bir şey yok önemli kelime. bir kelime geçelim 12 hocalarım elhaletün nebatiyetu bitkisel durum leyset zahireten müsteciddeten değil mi? bitkisel hayat bitkisel yaşam bitkisel durum yeni bir olgu değildir müsteciddeten yeni bir olgu değildir. Hiye kadimetun yeni bir olgu değildir. Hiye kadimetun yeni olmadığına göre eskidir. Cidden gerçekten eskidir. Taudu döner ila zamanil felsefi el Yunaniyi Pisagor. Yunanistanlı filozof, Yunan filozof Pisagor dönemine kadar gider, döner. Gabriel Miladi milattan önce. Evet, yani bitkisel yaşam ya da e, bit, Evet doğru bitkisel yaşam yeni bir olgu değildir Yunanlı filozof Pisagor e, Mil milattan önce Yunanistanlı felsefeci Pisagor dönemine kadar dönen e, bir eski olgudur Evet şimdi bakın yeni bir olgu değildir öncesine kadar gider Dolayısıyla ne olması lazım? Emma şart bildirir arkadaşlar. Baş, cevabın başında F ister. Cevabın başında F olacak bir durum var mı sonrasında? Yok. Lev yine şart harfidir. Cevabında L ister. Yani cevap ister. Cevaplık bir durum yok. Ev atıf harfidir. Atıflık bir durum yok. Eee bel olacak Çünkü şu değildir Ancak şudur bakın Lse ile beraber olumsuz başladık şu değildir ama şudur değil mi İd, Çünkü bir sebep sonuç ilişkisi gerektirir Çünkü Zira manasında Evet orada şıkkı. lev cevabında cevaben L ister Mesela let aleyhi ecra ayet kelimesi aklıma geldi. Lev olumlu şart harfidir. Levla olumsuz şart harfi. Bakın lev nokta 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 cevabında ne ister? Le. Ama cevazen tabi bu cüben istemez. Levla ise olumsuz şart harfidir. Cevabında vücuben ne ister? L ister. Bakın şu cevazen aşağıdaki ise vücuben. Yani onsuz olmaz. Vücuben. Evet arkadaşlar. Burada önemli kelime var mı? Şimdi zahira kelimesi olgu. Artık biz buna hani önemli demeyelim. Bayağı önemli. Müstecidde bu cedid kelimesinden de hatırlarsınız yeni olan bir şey, yeni ortaya çıkan. Başka dönemli kelime yok. Yani arkadaşlar şu harfler arasındaki mana bağlantısını biraz bilmekte fayda var tabi. Yani emma neydi? Şart harfiydi. Cevabında f ister. Lev de şart harfi. Bir şartlık bir durum yok. İkisi de benzer şeyler. Ev atı harfi atfedebileceğimiz bir mana gözükmüyor kıyasladığınız zaman iz çünkü lima gibi aynen talil gerekçesi ve pister hiçbirisi olmuyor. Peki hocalarım geçiyoruz. İ'tade mu'zamu şu'ubil usuril kadimeti eski çağların haklarının çoğunluğu adet edindi. Neyi? İstimal el uturi. Itır neydi arkadaşlar? Yukarıda geçmişti zaten. Esans. Yani güzel koku. Güzel koku kullanımını e, gelenek haline getirdi. Adet edindi. Bir envaihal muhtelifeti çeşitli türleriyle. Şimdi eski halkların bir çeşitli türleriyle güzel koku ya da esans kullanımını adet edinmişti. Anladık bunu. Virgül yan cümleciğin başı. Sonra galait lizzine. Galide gladetun galait gerdanlık değil mi? Yani süs gerdanlıkları. Ve imma demiş. Bakın ve imma olduğuna göre şüphelenmeniz lazım. İmma arkadaşlar asla ne olmaz? tafsil, taf tafsil harfi olarak tek başına gelmez. Bakın devam edin ve imma fil marasimi ve esna ishaairi ad Fil marasimi marasimlerde, marsemun marasim tören. Törenlerde ve esna eş ve esna diyelim arkadaşlar. Fiye gerek yok ve esna ishaairi ad dini ritüeller esnasında ibadet, tören, ayin şairatun, şair ibadet, türen, ayin manasında dini türenler esnasında e, ve merasimlerde öncesinde de süs için gerdanlıklar bütün olay arkadaşlar ve imma'dan geçiyor. Hocalarım bakın kalıp şudur. İmma ve imma. Madem ki ve imma var öncesinde imma olmak zorunda ondan başkası kurtarmaz. Değil mi? İmma ve imma. İmam beri gibi rahmetli immayı atı farfi kabul ediyor ama arkadaşlar yani bunu çok doğru kabul etmemek lazım. Atı farflerini sırf ona tamamlamak için bunu yapmış ama kendisi de çok iyi biliyor ki şüphesiz büyük bir alim çünkü. Burada atı harfi asıl vavdır. Yani bugünkü görüşü söylüyorum artık. Atı harfi asıl vavdır. İmmalar ise tafsil harfidir. Yani immaların her ikisi de atı harfi değil tafsil harfi. Yani detaylandırma. Ya şu ya şu. Bakın iki defa geçmek zorunda cümle içerisinde. Tamam arkadaşlar. Bakın bu da gramer sizin için. İmma ve imma olmak zorunda. Ee, birisi olduğu zaman diğeri olmak zorunda Mesela burada e, ve imma olduğuna göre Demek öncesinde imma olmak gerekiyor Ve hemen ve im, immayı seçtik ee, Seçtiğimiz zaman Ve immadan hangisi atıf harfi Vav atıf harfidir Sonrasında gelen imma ise Tafsil harfidir çoğunluk ulemaya göre imam bir yevinin imma'yı atıf harfi kabul etmesi Tümüyle O avamildeki yüz maddeyi Tamamlamak gayesiyledir atıf harflerini 9'a indirmiyor, 10 yapıyor. Tabii. önceki halinden arkadaşlar böyle tam sayı takıntısı var zaten. En büyük eleştiri de oradan alıyorlar. Yetim mu bivası tatı meharatil muhadeseti. Bakın yetim mu tamam olur, gerçekleşir. Ne gerçekleşir? Fail istiyor. Meful alamaz. Lazım fiil. Bivası tatı meharatil muhadeseti. Karşılıklı konuşma, becerisi aracılığıyla gerçekleşir. Naklu, Bakın fail işte bu. Naklul efkari vel ma'lumati, fikirlerin ve bilgilerin nakledilmesi yani aktarımı karşılıklı konuşma becerisi e, aracılığıyla. İlel aharine, başkalarına. Min lugatin ila uhra, bir dilden diğerine. Bakın şurada e, harfi cer var çünkü tarigi sauti ve edae ses ve e, eylem yani hareket yani performans ses ve hareket yolu yolu ile ala tariqi min tariqi an tariqi ma tariqi fi tariqi bir dilden diğer dile ses yoluyla ve performans, eda yerine getirme yoluyla. Evet arkadaşlar. Bu Antarik zaten meşhur bir kalıptır hocalar. Antarik meşhur bir kalıptır. Yoluyla, aracılığıyla ifadesine gelen an harfleri ister. Tarik kelimesi. Burada sanırım yabancı bir kelime yok hocalarım. Her birisi gayet güzel kelimeler, yakışıklı kelimeler. 15'e bakalım hocalarım. Hadi bakalım. Yani gördüğünüz gibi yök dil hala bir miktar daha kolay. Yani YDS'ye göre. Taka'u medinetu ceradete. Cerade şehri yer alır. Gayrı Nerede yer alır? Mefhulun fih. Şarkal mağribi. Yani Fas'ın doğusunda. Doğu Fas'ta. Bilgur bir yakınında minel hududi sınıra yakın bir yerde. Şimdi Cezayir'in biz arkadaşlar hani Cezayir ülkesini biliyoruz. Cezayir zaten Kuzey Afrika. Mağrib de Fas demek o da Kuzey Afrika. Dolayısıyla bu ikisi ülke. Ve tebtaidu an muhafazati vecde. Vecde eyaletinden uzak olmaktadır, uzak kalmaktadır. Elleti tusafu bi asimati şarkı. Doğunun başkenti diye nitelenen vecde eyaletinden uzaktır binahvi sittine kilometran. Binahvi burada yaklaşık. Yaklaşık 60 kilometre mesafeyle uzak kalmaktadır. Şimdi burada bir kurbiyet var. Falan yere yakın. Değil mi hocalarım? Bakın burada da uzaklaşmak var. Buna dikkat edin. Bunlar zıt kelimeler. Şimdi bilgurbi yakınında Cerade şehri Fas'ın doğusunda filan yere sınıra yakın bir yerde bulunmaktadır. Mal Cezayiri sınıra yakın Cezayirle beraber. Cezayirle birlikte sınıra yakın. Değil mi? Olur mu arkadaşlar? Olur gibi duruyor. E kem ya da küm hadi ne diyelim hiçbir şekilde uymaz. Zamir küm olsa da uymaz. Çünkü bu defa muzafun ileyh olmak zorundadır küm zamiri el hududun başındaki el takısı var muzaf olmaya layık değil. K Cezayir gibi Cezayir gibi sınıra yakın değil mi? O da bir tuhaf. Münzü denberi hiç olmaz. Rubbe nice yine hiç olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar Cezayir ülkesiyle birlikte. Ee, Yunus Hocam fi olsa e, fi cevapşık olmaya uygun değil ama ma bi anlamında olduğu için ma ile bi harfi yan yana koymazlar. Dolayısıyla e, burada bi harfi ceri olsaydı aynı manayı verebilirdi. Ama fi aynı manayı vermez. Fi koyabilirlerdi. Evet arkadaşlar burada önemli kelime varsa söyleyelim. Gördüğümüz bir önemli kelimeyi atlamayalım. Yani bir şey yok burada. Evet. Güzel bakın şu sitin 60 sayısı olduğu için 11 99 arası sayıların temizi ne gelir? Müfret mansup gelir şu kilometran gibi. Bu gramerler önemli hocalarım. Bence ezberleyelim. Zor mudur? Asla değil. Yerin 500 metre altında efendim şu an kömür madeninde çalışan işçi kardeşler var. Zor olan o. Bizimkisi çok kolay. Kelimetül <laughs> İsrailiyyati İsrailiyat kelimesi ya da kavramı Mustalahun bir kavramdır. Yestehtimuhul <laughs> ulema'u bilgilerin kullanıyor olduğu liddelaleti işaret etmek için. Arkadaşlar bakın liddelaleti delle kökü hangi harfi ister? falan şeye delalet. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin değil mi? Delle ala. Yani çok çok basit. 10 saniyelik bir soru. İşaret etmek için alal e, ıssası veya kasası iki türlü okunabiliyor bu. Hikayelere vel akvali sözlere elleti teserrabet sızan İla bazı İslamiyeti İslami İslam bazı İslam kaynaklarına min masadir Yahudiyeti Yahudi kaynaklarından Yahudi kaynaklarından bazı İslam kaynaklarına sızan sözlere ve hikayelere işaret etmek için alimlerin kullanıyor olduğu bir kavramdır. Kelime arkadaşlar kelime tül temin bunun sonunda temin olmayacak kelime tüm mükteda muzaf olarak tabii ki mustalahında onun haberi yestehdimu cümlesi ta sonuna kadar yani iki satır boyunca mustalah kelimesinin sıfatı mahallen merfi 17 eşşairu emel dan kal kal belki şair emel dan kal şuarai şairlerdendir Hocalarım bakıyoruz Bakın mine şu ara bir cemi müzekker değil mi? Bakın cemi müzekker. Cessedu fiili de arkadaşlar? Aynı şekilde o da e, şey, cemi müzekker diyecektim. Cemi müzekker. Yani sayı olarak baktığımız zaman cemi müzekker. Hangisi cemi müzekker? Ellezi müfret olmaz. Ellevati cemi müennes olmaz. Şimdi dikkat ederseniz ellezine okuyabiliriz. Beş hakkında A şıkkında ellezani ellezeyni daha doğrusu E şıkkında ellezani şu çok önemli arkadaşlar. Bunu hep ben öğrencilerime söylüyorum. Size de söylemiş olayım. Ellezani ya da ellezeyni olunca tesniyeye tabi oluyor yani. O çift lamla yazılır. Tek lamla ile yazıldığı zaman çünkü yedese de hareke olmaz. Ancak harften gitmek zorundasınız. Ellezeyni Tesniye ismi mevsulun mansup ya da mecrur hali. Burada mesela elle zeyni diyebilirsiniz ama mine şairayni olsaydı eğer yani, tesniye olsaydı diyebilirdiniz. Elle zani hiç diyemezsiniz çünkü bu merfu zaten. Yani hem sayı bakımları uymuyor hem de irab bakımları uymuyor. O yüzden arkadaşlar bakın cemimize gerekt gerektirdiği için bunu bence hani ım, dikkat kaybı olan kişiler büyük oranda hata yapmıştır tahmin ediyorum bu soruyu. yani kimse ellezi yapmaz bunu ama ellezine doğru cevap çıktı. Ellezani e şıkkı biraz zayıf bir ihtimal yapabilen olur mu zannetmiyorum da şu a şıkkı çok fazla çeldirici. Neden? Çift lamla yazıldığı zaman tesniyedir. Tek lam ile yazılırsa cemi müzekkerdir. Kolay bir soru arkadaşlar. Yani zor olduğunu söylemek yanlış olur. Tuaddu müşkületü inadil atfal. Çocukların inat sorunu sayılır. Çocuklar inat mıdır? Tabii ki. Biz inat mıydık? Asla. Biz çok iyi çocuktuk. Nasıl olsa anne babamıza sormuyoruz. Yunus Hocam sen inat mıydın yoksa? Çocukların inat yani diretme sorunu, min ekseril müşkilati en çok sorunlardandır. Şimdi bakın, boşluktan hemen önce bir ne var arkadaşlar? Cemi müennes var. Ancak hemen acele etmeyin, bir de sıla cümlesine bakın. Tuva cihul üseru, ailelerin karşılaştığı, karşılaşıyor olduğu en çok en büyük sorunlardandır. Dolayısıyla aileler karşılaşıyormuş. O zaman buradaki e, ismi mevsul tümüyle müşkilata ait. Müşkilat gayri akil bir cemi müennes olduğu için gayri akil cemilerin ister kırık cemi olsun isterse cemi müennes salim olsun uyumu, mutabakatı müfret müennestir. Tamam hocalarım. Tekrar ediyorum. Mesela el-aqlam gibi, el-kütüp gibi gayri akil, kırık çoğul. Veya buradaki gibi el-müşkilat, gayri akil, yani akılsız varlık insan değil. Ama aynı zamanda cem-i salim ise bunların sıfatı yani uyumu, müptede haber uyumu veya sıfat mevsuf uyumu arkadaşlar neymiş? Müfret müennesmiş. Özellikle basın Arapçasında bu genel bir kaydedir. Fakat klasik Arapçada e, cem-i müennes mutabakatı da caizdir diyoruz. Mesela eşşeceratu ağaçlar. Nasıl ağaçlar? El-aliyetu diyeyim, el-aliyatu diyeyim. Klasik Arapçada bu ikisi de caiz. Ama müfret müennes daha yaygın. Fakat basın Arapçasında bu artık vacip müfret müennes olmak zorunda. Müşkiletün, bakın şuradan müfredi geldi. Meşak, müşkilat ya da meşakil onun iki cemisi. El meşakil olsaydı kırık çoğul. Bir şey değişmezdi tabi yine. El müşkilat olunca cemi salim ama akılsız bir varlık olduğu için e, mutabakat dediğimiz uyum sadece müfret müvennes üzerinden sağlanabilir. Arkadaşlar devamlı söylemiş olduğum bir tuaddu yani yuaddu ve yu'tebaru yu fiili var. Bakın şurada çok çok geçiyor Arapçada. Yani bunsuz bir sınav olmaz zaten. Tuaddu'nun meçhul olduğu için birinci mefulü naibi fail olur. Burada müşkilet kelimesi, el şey müşkilatu kelimesi naibi fail ama gerçekte birinci mefuldü. Min ekseri olarak da arkadaşlar can mecrur bu da ikinci meful. Dolayısıyla min ekseri mahalle mansup ikinci mefulun bir çocukların inat sorunu en çok sorunlardan sayılır. Car mecbur olarak gelmiş ikinci mefulü. İttecehe suyyahu sâihun müfredi değil mi? Sâihun suyyah. Arkadaşlar bu süyyah kelimesi biliyorsunuz küffarun gibi kırık çoğul ve müzekker yani sülasi fiilin cem'i müzekker çoğulu. İtteceha'a's-suyah, <türüldü> turistler <türüldü> yöneldi. Bunun <türüldü> pues, sahayesihu olması yani ecvefiyai olmasıyla şuradaki ortadaki aynel fiilin y olarak ortaya çıkma sırasına bir bağlantı yok. Yani bu arkadaşlar e, hani şöyle ifade edeyim ben yazmam gerekiyor. Normalde bu fiilin kökü şu saha yesihu ecvefi yai seyyah seyyahun okuyamayız değil mi? Şimdi bunun seyyah olma ihtimali var mı? Var. Ee, Yunus Hocam değerli kardeşim güzel soru sordun ama burada bir karine var. İttecehe es seyyahu. Seyyah olsaydı ne olurdu? Müfret olurdu. Çok gezgin yani gezen. Fakat Yunus Hocam gördün mü cümlenin devamında bu Vera e hüm var hüküm geldiğine göre bunun seyyah olma ihtimali yok. Çünkü seyyah müfret için geçerlidir. Çok gezen, gezgin. Yani cümlede arkadaşlar e, cemi alameti var. Es suyyahu turistler yöneldi. Nahvel cibali burada nahve mefulun fih mekan zarfı. Dağlara yöneldi. Dağlara doğru. Nasıl dağlar? El mugattati kaplanmış, kuşatılmış, Evet kaplanmış. Bir sülüci karla, karlarla. Turistler karlarla kaplı dağlara doğru yöneldi. E yani her şey var. Turistler var, e doğru mefulun fih var, fiil var, ittecehe yani cümlenin ana umdeleri var hepsi. İttecehe de mefulü bir sarih alamaz. Ya buradaki gibi nahve, tilgae veya da ila ister şimdi az önceki soruyu sormuştun ya hani suyyah mı seyyah mı suyyah olduğunu Hümzamrini anladık demek ki suyyah cemi müzekker cemi müzekker olduğu için müfretleri eleyeceğiz bakın tariken müfret tariketen müennes müfret müennes tarikune kalsın şimdilik hadi tarikine kalsın tarikani tesniye bunu da e, tarikune olsun tarikine mi? Yani bunun hal olmaktan başka çaresi var mı arkadaşlar? kune dememiz için merfu bir müktedanın haberi ya da fiilin fail olması gerekiyor. Yok öyle bir şey. Tarikine burada hal. Tarikine vera'ehum arkalarında bırakarak. Neyi? El-asimete. Buradaki el de hocaların hocalarım e, halin mef'ulun bihi. Hal İsmi fail olduğu için şibih fiil olarak ne yapmış? Amel etmiş. Hal olur. Geçelim arkadaşlar 20'ye. Yani denizliye geldik. C niye olamaz Yunus Hocam? C çünkü e, C ve D cemi müzekker. Yani vera ehundeki hüm zamirine süyaha uyar. Ama tarikuna okursak merfudur. Burada merfu olacak bir irap yok. Yani merfu olması için ne gerekiyor? Bir hüm zamir olacak ki bu da hüm tarikune haber olabilsin. Veya da bir cae fiili gibi bir fiil olacak ki ona fail olabilsin. Merfu irabı gerektiren hiçbir durum yok. Öncesinde fiil var, faille gelmiş. O zaman hal kaldı geriye. Tarikune olursa buradaki iraba öncesine sonrasına uymaz. Zaten tarihine okuduğumuz zaman bütün her şey tam yerine denk geldi. Biz de manzara koyduk. minel er Bakın Rus kelimesi Arap gibi, Türk gibi, İngiliz gibi, Yunan gibi çoğuldur. Etnik isimlerin yalın halleri çoğuldur arkadaşlar. Tamam mı? El yaban, Japonlar demek. Tamam hocalarım. ondan sonra el espan, İspanyalılar. El Portugal, Portekizliler. Yani hem Portekiz ülkesinin adı hem de Portekizliler. Dolayısıyla Er Rusiyu onun müfredi. Kadınsa Er Rusiyetu. İkisinin de cemisi Er Rus. Ee, Rus kelimesi burada Üdeba'nın sıfatı. Birçok Rus edebiyatçı etkilendi. Teessera bi ister bilhadaratil islamiyeti İslam medeniyetinden etkilendi ve ye'ti tostoy tostoy gelmektedir ee, bakın ye'tinin faili tostoy zaten fail fail adına göre arkadaşlar sonrasındakini artık başka bir şey düşünmeniz lazım meful meful bih meful mutlak hal gibi bir şey düşünmek lazım ve eti Tolstoy ekstra ha ulai bunların en çoğu ekstra arkadaşlar burada yeti ye fiilinin mastarını açıklayan bir ifade olduğu için meflu mutlaktır niyabeten meflumuttak mutlak niyabeten ama çünkü mastarla aynı kökten değil şey aynı kökten değil ekstra ha ulai izafet bunların en çoğu Şimdi İsmi taftili gelince hocalarım ismi taftili ne ister arkadaşlar sonrasında? İsmi taftil müphem bir isim olduğu için en çok ne bakımdan? Ne ister arkadaşlar? Temiz ister. Peki Yunus kardeşim. Burada temiz olabilecek şey mesela B şıkkındaki müteessir C şıkkındaki müteessiran Bunlar temiz olabilir mi arkadaşlar? temizde asıl olan neydi? Camit olmaktı. Bunlar ismi fail olamazlar. Eser kelimesi e, camit bir isimdir olabilir. Ama ama fiilimizin kökü neydi hocalarım? Evet e şıkkı ama niye? Fiilimizin kökü yani en baştaki fiil neydi? En baştaki fiil neyse odur cevap. Tesiranın masları hangisi? Teessiran mı, teessuran mı? Teessera, yeteesseru, teessuran. Eğer essera gelseydi o zaman teessiran olurdu. Etkileyen olurdu. Ama şimdi teessuran etkilenen, en çok etkilenenlerdendir. Biha o İslam medeniyetinden.